O bir tane benim evi yapan bir mimar arkadaş vardı. Adı neydi onun? Oğuzhan mıydı? Oğuzhan mı? Oğuzhan mimar. Elrehan yazdık mı çıkar mı? Belki yapmıştır. Haberimiz yoktu. Biz planlarken adam çizmiş yapmış. Oğlum. Gökhan abi. Ne geliyor? Ne geliyor ya? Ya şu an ya. Asabın bozuk sakın ha. Tamam. Bu arada bir şey diyeyim. Senin şu anki evini böyle yaptıysa. Belki güzeldir lan. Senin şu anki evini böyle yaptıysa iş mi var? Yani beni özelden yaz ben okurum. Yok Tuğkan abi merak edecek birazdan zaten. Ben onu beklerim. Belki güzeldir lan. Kral. Abi şu eve bak. Kral gibi ev ya. Ya bu ne ya? Dur bakayım. Bana bakıyor musun? Kafanın arkası mı dönük amına koyayım ya? O kadar aynı tonsa. Aa böyle bir şey yapmış. Böyle bir şey var mıydı lan? Ben böyle video izlemedim. Oho. Nasıl izlemedin? Yok yok bu işte bu aynısı. Yeminle ben bunu izlemedim. Ben fotoğrafları gördüm bunu. Gezmedim ki evde. Aa babamın şeyleri bak. Çizimleri. Bu, İyiymiş bunu... ben böyle yapayım bari evi ya. Bunu Kemal'e hediye ettim ha. Ha işte dediğim televizyon tam olarak bu. Ha televizyon 50 bin lira amına koyayım. Evin içinde yürüyormuş hissiyatı var ya ne kadar gerçekçi. Bir de yaklaştır gözünü tam ekrana. Al sana bir yer bedava. Bu arada render alıp da içinde gezebilmek. Herkese selam hiç mimar olsan yeni böyle. Arkadaşlar rica ediyorum 7 artı 1 ev link atıp durmayın artık bana. Sorma sorma. Ya Oğuzhan bedavaya beni uyuyorsun. Aslında çok güzel fikirler verir bu arada ya. Şey yapar bence yani. Bence bir iletişime geç abi. Valla yani. yok haberi olur zaten şu an ya. Millet yardım. Ölçüleri nereden almış acaba ya? Oğlum bilmiyorum göz kararı biz orada az önce göz ölçülü şeyi ya. Yapamadık amına koyayım. Adam evin aynısını yapmış. Gerçi amına koyayım Çaçarov bize 28 metre yaptırdı duvarı. İki dönüm arazi yaptık az önce bu adam evi döşemiş bir de aynısını hiç bilmeden. İşte mimar var abi. Online eğitim var, birebir eğitim var abi. O zamanlar pandemi yok tabi. Bu arada benim salonum daha geniş. Evet benim salonum daha geniş. Burayı da dar yapmış. Yakıştıramadım. Bence bir iletişime geç. Ev karışık bu arada. Yani şu tabii ya renderla da ilgisi var onun. Hali geliyor aklıma da abi. Şimdi siyahlakiyle bu evin ilk hali mi geliyor? Şu anki hali. Ha. Şu an biraz dağınık ev. Bu arada şu çok iyiymiş. Şu sağda yaptığı şey. Ben abajurları beğenmedim ya. Aka bak sizin evde bunun aynısı değil mi oğlum? Çok işte profesyonel bir çizim bu arada. Ben yapacağım bunu. Çok profesyonel bu ya. Bayağı iyi, bayağı iyi şey ya. Evet, Anlos'un evini yapmış. Anlos'ta bir sorayım kaç para harcadı acaba? Ya abi sen lüks yapmazsın. Aa bak beyazını yapmış. Gördün mü? Beyaz konsept. Beyaz daha iyi olmuş beyaz bu arada. Fazla kirlenir ama abi ya. Tozlanır sürekli. Araba mı alıyorsun oğlum? Ne beyaz mı? Bana mesajlar geliyor Tuğkan. Evin interneti düşmüş. Nasıl yani? Çizimleri falan hepsi yayınlamışlar. Bak abla bu konularda espriler komik değil. Espri yok oğlum ya. Gerçekten biri evimi bulup geldiği gün buradan net söylüyorum beni davalayabilir. Evime biri gelirse artık gerçekten eşek sudan gelinceye kadar döveceğim. Hayır o değil. Yok, senin çizim yaptın ya Pint'i. Onlar düşmüş. Ellerin evi diye. Abi ibret olsun diye kapının önüne bak. As onu da orada dursun. Gerçekten DSLR'ı bağlarım. Derim ki sonra da ben teslim olurum. Saatlerce döverim abi. Sürekli şey diye değil mi? Abi upgrade'ler. Ama abi samimiyetine güvenmiş. Ya, özel hayatım bitti ama harbiden. Yayıncılar da değişiyor kardeşim. Evine adam ziyarete gelmiş. Bir öyle diyorlar. Evine ziyarete gelmiş tavırlara bak. Yarram.
Gelen bir o Mehmet Okan abi dövüyormuş. Abi ben en az 27 defa bu evde en az 27 defa şu evde sürünerek yatak odama gittiğimi biliyorum ya. Ben kendi evime niye sürünerek gidiyorum abi? İçeride kapıdaki gitsin diye uyuyakaldım 3 defa ya. Uyuyakaldım öğlen vakti. Sessiz sessiz duruyorum böyle telefonum çalmasın diye. Günah ya. Bana günah yani. Adam kendi evinde parmak ucunda yürüyor ya. Doğru. Şaka değil bu anlattığım bak. Yemin ediyorum şaka değil. Hayır bir de çok istikrarlar oluyor bazen. O ne demek akacım? Sen ne dedin? Yani, yani inatla bulunduğu şeyde bulunan arkadaşlar oluyor. Abi şöyle güzel cümle. Bir gün geliyor evde yokum diye. Ertesi gün bir daha geliyor. A1 Türkçe. Üçüncü gün bir daha gelen var ya. Hatırlamıyor musunuz bir gün? Kapıda yattı şurada 1,5 saat. Dövmediğime şükredeceğine geldi bir tattı bana. Sen ne biçim adamsın? Kapında bekledim o kadar diye. Cümlede geçiyor. Kapında bekledim. Oğlum bir tattı herif hatırlamıyor musun? Biz seni böyle evet, bilmezdik evet. diye. Böyle bir kafa yok yani. Kusura bakmasın kimse. Bir gece ansızım gelebilirim. Lan 1,5 yıldır tanıyorum ben bile demedim abi evine geleyim bilmem ne yapayım diye. Ayıp. O ekipten adamlar ayıp. Gelmiyor bazen abi şimdi yük olmasın diye gelmedim diyor. Ben daha hiç girmedim eve. Atma lan sen. Dün burada Whopper yiyordun geçen. Aa, bu arada ev almışlığım var. Yani 2-3 defa böyle gel lan bir kahve şey yapayım falan. Oğlum 4,5 saat gitmedi. Gitti diyemiyorum. 4,5 arkadaşlar bak 4,5 saat beklerseniz bir kahve kazanıyorsunuz. Hayır 4,5 saat evde evi aldıktan sonra gitmedi. Birlikte yaşıyorduk ha, ya. Oha. Duşa muşa girecekti. Gel, ya. Gel bir kahve. Duşa muşa girecekti diyor. Çok komik şeyler yaşıyorum da her şeyi anlatmıyorum. Raftı sikeyim ya dur şimdi. Asabım bozuk şimdi raf raf deme bana. Adam psikoloji. Adam psikoloji yıkıldı. Bozuldu. Yıkıldım ya. Her şey her kanaldan yıkıldım abi. Abi biz bugün o yayını açmayacaktık. Hangi yayın? Her şey çok güzeldi yayından önce. Bu yayın. Daha kötü oğlum. Yayında bunları yapmasan belki gideceksin oraya koltuk alacaksın. İğrenç ya. Duracak. Oğlum en azından iki tokat diyecektim. Orada duracaktık. Güzel duracak. Gribe girdik. Güzel duracak. Güzel duracak. Bence de güzel duracak. En kötü böyle izleriz lan televizyon. Böyle oturup böyle bakarız televizyona. Yerim yoktu derim. Lan biri boğuldu. Klaf'ın ciğerler temizlenmiş yalnız. Evet Klaf sen ne yapıyorsun? Yani? Çektirdin mi? Kombi açtım o yüzden. Artık soğuk yemiyorum. Vay. Vallahi bu Oğuzhan kardeşim karıştı. İç mimar Oğuzhan. Duy bizi. Bak 3 ay önce oğlum bu. Gördün mü ben bunu izlemedim böyle bir şeyi. Benim izlediğim çok eskiydi. Senin izlediğin akvaryumluydu doğru. Evet evet bu değildi bu yeni yapmış bak daha 3 ay önce ya. Hatta şey muhabbet döndü benim ayağım çarpar yerde akvaryum kırılır muhabbeti dönmüştü. Nerede anlıyorsun yeni evi? Vallahi aynısını yapmışlar lan. Oğlum cantı ulan şuraları da küçük küçük annos yazdırsaydın. Evin her yeri annos yazıyor lan. Yok aynı değil tabii bayağı farklı da ama masa falan aynı. Adam Johnny Sins'in evinde yapmış ya. Çağırsın mesela Johnny Sins. Gel benim evimi yapalım birlikte dese ne cevap verir? Öyle gider bir niye gitmesin oğlum adam? Bu arada Johnny Sins'in evini ben de yaptım. House Flipper'da. Hemen projeye alacaksın duvara abi masayı. Ben o kadar detaylı bilmiyorum ama. Çok fazla satılan yer var. Konteyner kapağı. Genelde ada videolarımız. İşin içine mimarla girdin mi çok pahalıya çıkıyor abi yalan yok yani. Zevkine yaptırman lazım böyle parayı basacaksın. Şu detaylar falan boru değil oğlum. Ya ben ona sauna yaptım özel o kadar.
Neyi izlemişim? Johnny Sins'in evini izlemedim ya. Johnny Sins ne demek oğlum? Abi defalarca yazdım mimarım diye. Tamam Tutankhamun. Yollasana bana bir Beskok'a birine buradan bir çalışmalarını siteni miteni. Gel bakalım. Ücret oğlum ücreti neyse hakkı veririz o ayrı konu. O derdim o değil. He böyle bir konu varsa sana şunu ileteyim abi. Ne o? Yazıyorum. Lütfen proje çizdiriyorsun da onun içini kim yapacak? Adam mesela şunu çizdi. E hadi bunu kim yapacak bunu? Yani hangi ustaya vereceksin? Kime yaptırtacaksın bunları? Dert orada. Para orada çıkıyor zaten. Projeyi çizdirirsin. Ne var? Adam yapar 6000 liraya senin evini döşer. Gerçeğe dönüştürmek zor. 2,5'a çeçerleder ya. Buradan bizim H100'e doldurayım abi adamları. 3 günde girip çıkarız. İnşaatta yatarlar. Olmaz mı? Abi ben marangozum atayım. Emre nerede İstanbul'da mısın? Düşünsene Mardin'de marangozmuş. Oğlum herkes bana Johnny Sins'in evini iyi biliyorsundur falan diyor. Ne diyorsunuz anlamadım ki. Ben House Flipper'da Johnny Sins'e özel ev yaptım o kadar. Şaka şaka abi gül diye. Komik. Utku fixler abi. He. Evet tamam yeter hadi ev muhabbeti baydı. Moralim bozuldu zaten. Nevesim kaçtı ya. Yarın toparlarız abi darlanma. Getirdim. Abi o sağ taraf falan geniş bu arada. Öyle canını sıkacak bir durum yok. Her türlü oturtulur yani. O... Abi yok zaten cuk oturacak ya. Ben biliyorum şu an boşuna tribe giriyoruz hepimiz. Getirdiğim puding yiyeyim bari de psikolojim bozuldu. Ayarla da başkan. Orayı çözeceğiz. Pudingin en güzel hali şey değil mi? Peki tencerenin böyle en altında kalmış tabağa koyamadığın kısmı var ya. Abi pipetle mi yiyorsun? Pipetle yedim valla. Gayet de yendi. İlk defa gördüm bunu. Evet, teknik olarak zenginler de böyle oluyormuş oğlum. Zenginlikten değil bu işte. Kaşığım yok amına koyayım. Kamışla içiyorum. Fakir gariplikten oğlum bu. Diyet GG ya. Boş ver diyeti ya. 3,5 ay kaldı. Merak etmeyin. Ya. Ya. Allah belanı. Beskok. Beskok ya. Pornosu mu çıktı? Keşke.